14-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul Feshane'de gerçekleştirilen fuar, siyaset dünyasının birçok ismine ev sahipliği yaptı. AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin, milletvekilleri Mustafa Hamarat, Enver Yılmaz ve Ayhan Yılmaz gibi birçok isim açılışı renklendirdi. Bütün arkadaşlarımız, bütün hemşehrilerimiz olarak ilimizi tanıtmaya, sevdiğimiz ili insanları başkalarına da anlatmaya gayret ediyoruz, edeceğiz. Ordu tanıtım günlerinde partilerin genel başkanları da gelen ziyaretçiler arasındaydı. İlk defa geliyorum ama çok renkli. Bütün İstanbul'daki orduluların buluştuğu yerde. Fuar ikinci günde iki genel başkanı ağırladı. Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Önder Günay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bugünkü seçim sistemine baktığımız zaman çok büyük bir sıkıntı yaşıyor bu halk. Çünkü halkın iradesi meclise yansımıyor. Dün açıklanan bir yolsuzluk kaseti ve bir ordu milletvekilinin ismi geçti. Bununla ilgili ordularda tabii üzüldüler ama. Yolsuzluk konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak duyarlı bir partiyiz. Kul hakkı yemenin günah olduğunu biliyoruz. Kul hakkı yemenin siyaseten yanlış olduğunu da biliyoruz. Kul hakkı yemenin ahlaken de yanlış olduğunu biliyoruz. Bu kaset bize verildi. Arkadaşlarım açıkladılar. Ben şunu bekliyorum. Bu kaset üzerine acaba Sayın Başbakan ne yapacak? İçişleri Bakanı ne yapacak? Aslında onların harekete geçmeleri gerekiyor. Ordu tanıtım günlerinin üçüncü gününde ise Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ziyaretçiler arasındaydı. Türkiye Cumhuriyeti bugün bir yol ayrımında. Yani ya tarihimizde olduğu gibi geleceğimizde de yine bölge lideri, dünya lideri olacağız. İnsanlarımız mutlu ve birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklar. Ya da bu seçimden sonra eğer her şey böyle giderse, bu siyaset değil. Elbette ki ben siyasetçiyim, siyaset yaparım. Ama söylüyorum, feryat ederek söylüyorum. Her fırsatta bunu söylemeye devam edeceğim. Eğer bu meclis yine böyle oluşursa, yani AKP, CHP, MHP ve PKK'nın uzantısı olan partiden oluşursa, Türkiye'de dört başı onarık, dört başı mamur, dört dörtlük bir bölünme süreci başlamıştır. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da orada tanıtım günlerine gelerek ziyarette bulundu. Bizler bu tür toplantıları, bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Sadece hemşerilerimizi bir arada görmek, bir araya gelmek, sadece işte türkülerimizi söylemek, sadece yemeklerimizi bir kere daha yemek, sadece memleketlerimizin, ordunun, Tekkiraz'ın, Ünye'nin, Fas'ın, Perşembe'nin, bütün buraların güzelliklerini hatırlamak değil. Bunun çok ötesinde aslında bu toplantılarla bir büyük fonksiyon icra ediliyor. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak da Feshane'deki ordu tanıtım günlerine katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Kayak merkezini yapacağız hep beraber Vali Bey'le. Evet, onu özellikle oraya soracağım. Oraya para göndereceğiz inşallah. İşte ordular özellikle bu kayak merkezi konusunda çok ciddi desteğinizi bekliyor. Çünkü ordu kamuoyu. Sağ olsun. Yani ordu basın herhalde bir açıklama yaparsanız bunu yaparım. Çok büyük başlıklarla. Sayın Valimiz evet. Bize geçen bir hafta evvel bir faks çekmişti. 2,5 milyonluk bir yatırım. Yarısını Turizm Bakanımızdan alıyor. Zaten kendisi de oradan gelmiş. Yarısını da biz vereceğiz. İnşallah oraya güzel bir tesis yapacağız. AK Parti Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın İstanbul Feshane'de yaptığı açıklamalarsa kamuoyuna bomba gibi düştü. Ben şunu söylüyorum. İsmi geçen, ben de dahil olmak üzere kapıdan büyüyen insan muamelesi gördük. Kapıdan büyüyen tosuncuk muamelesi gördük. Siyaset yaptığım sürede çok kıymetinin bilindiği düşüncesinde değilim. Yokluğumuzda kıymet anlaşılacaktır ama hem geç olacaktır hem de çok kolay yetişmiyor. Bugün bir Rıdvanlar, bugün bir Enver Yılmazlar çok kolay yetişmiyor. Bugün bir Eyüp Fatsalar çok kolay yetişmiyor. Onları şahsi hesaplar ve siyasi kaprislerle ve entrikalarla yıkamazsınız. Yıksaydınız zaten biz bugün bu koltukta olmazdık. Ordu Bağımsız Milletvekili adayı Murat Hazinedar da ordu tanıtım günlerinde bulunan siyasetçilerden biriydi. Tabii Feshane büyük bir ordular buluşmasını sağladı. Sanıyorum 19 ilçemizin 18'i burada kendi varlığını, kendi değerlerini,
kendi kültürünü, kendisinin kendi bölgesinde yetişen ürünleri aslında buraya getirdi ve İstanbul'a bir başka, o bir anlamda ordunun bütün değerlerini taşıdı.